Tren için tertip al. Biz geriledikçe düşman ilerliyor. Muhteris düşman toprak kazanmaktan daha çok türkü tarih sahnesinden silmeyi hedefliyordu. Marş! Ve nihayet korkulan oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından düşman orduları son sığınak olan Anadolu'ya da girdi. Sevgili seyirciler, Türk milleti yenik çıktığı Birinci Dünya Savaşı'nın ardından alçakça bir tertiple karşı karşıya kalmıştı. Hesap, tutsaklık nedir bilmez bir milleti esir almak, daha düne kadar dünyaya hükmeden bir medeniyeti tarih sahnesinden silmekti. Fakat emperyalistlerin bu hesabı tutmadı. Türk milleti, Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ölüm kalım savaşından galip çıkarak vatanını ve istikbalini esaretten kurtardı. Cephedeki savaşı zaferle taçlandıran Türk milleti bu zaferin ardından hemen yeni bir savaşa girişti. Lakin bu kez düşman çok daha zorlu, savaşın cephesi ise çok daha genişti. Çünkü bu milletin asıl düşmanı cehalet ve sefalete karşı açılan bir savaştı. Bunu kazanmaksa ne mermiyle, ne topla, ne de tüfekle mümkündü. Bu savaşı kazanmak ancak ve ancak aydın fikirli insanlar yetiştirmek ve halkın iradesine hakim kılacak çağdaş bir idare tarzı oluşturmaktan geçiyordu. Türkiye Cumhuriyeti işte böylesi bir savaşın zaferi. Ayrancı'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayıp Ulus'taki 1. Mecliste bitecek olan tören geçişi biraz önce başladı. Ve tören geçişinin ön sırasında motosikletli polis ve jandarma unsurlarının refakatinde tören komutanı aracı bulunuyor değerli izleyenler. Cumhuriyetimizin 99. yılında bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Kahraman gazilerimiz geçiyor. Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Kore'de Kutup Yıldızı, Beş Parmak Dağları'nda Demir Pençe. Cumhuriyet, vatan ve millet için çarpışan, bugünleri bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcileri muharip gazilerimiz. Egemenliğimizin timsali, şanlı bayrağımızın geçişini izliyorsunuz. Rengini kanımdan alan bayrağım, atamdan yadigar kalan bayrağım, gözüme gönlüme dolan bayrağım, selam sana halden, maziden selam, sayısız şehitten, gaziden selam. Ve işte poster de Mehmetçiğimizin omuzlarında yükseliyor. Tükenir elbet, gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben, sönmez. İnanın, inanın Mustafa Kemaller tükenmez. Bu muhteşem tablodan da anlaşılacağı gibi tarihler geçse, takvimler değişse de milletimizin gönlünde atasına olan sevgisi hiç değişmiyor. Büyük Önder daha hayattayken milletinin gönlündeki yerini bilmiş olacak ki bakın ne diyor. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal, diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Şimdi de Ankara Garnizonu'ndaki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tören bölüklerinden oluşan onur taburunun geçişi başladı. Şu an tören alanından geçen askerlerimiz İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de canları pahasına düşmana karşı duran ve bizlere bu günleri armağan eden kahraman ordumuzun bugünkü kuşakları. Bakın Büyük Önder Atatürk bir konuşmasında bu durumu nasıl ifade ediyor. Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır.
bir ordunun kıymeti subay ve komuta heyetinin kıymetiyle ölçülür diyen atasının izinde yarınımızın teminatı, milletimizin göz bebeği Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun tören geçişini izliyorsunuz. Şu an geçişini yapan birliğimiz Kasım 2014'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinden teşkil edilen Tüfekli Gösteri Bölüğü. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü törenlerine iştirak eden Tüfekli Gösteri Takımı yaptığı hareketlerle silahın Türk askerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türk askerinin silahına ne denli hakim olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Mavisi üniformalarıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın geçişini izliyorsunuz. 18 Temmuz 1920'de Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan alay, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı zamanlarında 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a iştirak etmiş, katıldığı bu muharebeler neticesinde 32 şehit, 69 gazi vermiştir. Derece güzel bir hava ve başkent Ankara'da bulunan belki de ülkemizin farklı noktalarından gelen insanlar da bu coşkuya katılıyor. Sevgili seyirciler, tarihi Osmanlı Birliği'nin geçişini izliyorsunuz. Tarihi Osmanlı Birliği'nin geçiş sırası şu şekilde oluşuyor. Önde Emir-i Alem olarak adlandırılan birlik komutanı, ardından sancaktar, odabaşı ve başeski geçmekte. Odabaşı ve başeskiyi takiben sırasıyla kesiciler, yakıcılar, serden geçtiler, cebeciler, topçular ve lağımcılar geçiyor. Onlar en yetenekli, onlar en güçlü, onlar en korkusuz olanlar. Onlar huzur ve barışın devamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için savaşanlar, onlar Kaanlar. Sevgili seyirciler, şu an tören geçişini yapan birliğimiz, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Birliği. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamasında bu harika törene devam ediyoruz, sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kuruluşlarından beri yurt içi ve yurt dışında en zor görevleri büyük bir başarı ve kahramanlıkla ifa eden şanlı komandolarımızı temsilen Komando Özel Birliği'nin tören geçişini izliyorsunuz şimdi de. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan jandarma bandosu tören alanında ilerlemekte. Jandarma bandosu, Jandarma Bando Yarbay Erkut Çağlak yönetiminde çalacağı marşlarla tören güzergahı boyunca tören unsurlarına tempo ve yol kenarından kendilerini izleyen vatandaşlarımıza ise coşkulu anlar yaşatacaklar. Sevgili seyirciler, biraz önce tabii çok sayıda geçiş yapan birliğimiz var. Hemen düzeltelim. Şimdi asıl geçişini yapan JÖAK, yani Jandarma Özel Asayiş Harekat ve Arama Kurtarma Birliği. Biraz önceki anonsu düzeltelim. Onlar en yetenekli olanlar ve en güçlü, en korkusuz olanlar demiştik. Şu anda tören geçişini yapan Kaanlarımız, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Birliği. Türkiye Cumhuriyeti'nin
bölünmez bütünlüğü için savaşanlar, kahanlar. Ve şimdi sıra rahat uykularımızın mimarı, huzurun teminatı, kötülerin korkusu, iyilerin dostu fedakar polis teşkilatımızda. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis teşkilatımızı temsilen ilk olarak polis merasim birliği tören geçişini yapıyor. Ve hemen yanında da görüyorsunuz polis akademisi. Polis akademisini temsil eden tören birliğinin geçişini izliyorsunuz. Ve polis teşkilatımızı temsilen tören geçişine katılan bir diğer unsursa polis özel harekat birliği. Cumhuriyetimizin 99. yılı bir kez daha kutlu olsun. Başkent Ankara'dan sizlere bu töreni anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Son derece güzel bir hava. Sizleri de davet ediyoruz bir kez daha. Ve şimdi tören geçişini yapan birliğimiz ise Emniyet Teşkilatı'nın belki de halkla en içli dışlı olan unsuru, zifiri karanlıkların ışığı, rahat uykuların teminatı, çocukluğumuzun bekçi amcaları, mahalle bekçilerimiz geçiyor. Biraz önce kısacık da olsa görüntüde görmüştünüz onları. Onlar şampiyonlar. Onlar umudun, azmin, cesaretin şampiyonları. Ve birlik olunduğunda, kenetlenip el ele verildiğinde nelerin yapılabileceğini herkese gösteren dünya şampiyonu ampute milli futbol takımımız geçiyor. Parolamız önce vatan diyen, bu ruhla ülkemizi temsil eden, 2 yıl üst üste Avrupa şampiyonluğunun ardından bu yıl dünya şampiyonu olan teknik direktör Osman Çakmağan öğrencileri ampute milli futbol takımımızın geçişini izliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu sene finalde Angola'yı 4-1 yenerek tarihimizde ilk defa dünya şampiyonu olmuştuk. Şu an geçişini yapan tören unsuru 27 Aralık 1919'da Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal'i karşılayarak millet yolunda can vermeye geldik paşam diyen kahraman seymenlerimiz. Sevgili seyirciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde şu anda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilerin geçişini izliyorsunuz. Genciyle, yaşlısıyla bu töreni binlerce vatandaşımız bu alanda bizlerle beraber takip ediyor. Başkent Ankara'da bu güzel sonbahar gününde onlar da bizi yalnız bırakmıyor. Şu an İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılındaki fermanıyla kurulmuş bir ilim, irfan ve spor tesisi olan Okçular Vakfı'na bağlı okçuların geçişini izliyorsunuz. Başkent Ankara'dan yayınını yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl kutlamalarında şimdi 2009 yılında afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla kurulan ve kısa adı AFAD olan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı unsurlarının geçişini izliyorsunuz.